değerli üstadıma katılıyorum. AK Parti'de bir tane AK Parti yok. Yanlış okuyoruz işte orada. Bunu Süleyman Soylu döneminden kalan her türlü operasyon, makyavelist bir tavırla amaca giden yolda her şey meşhurdur. Yani bir klik var. Ama işte hayat yazıcının daha önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün onun için bir ya yani ne olursa olsun bizim bir hukuk temelinde durmamız lazım diyen bir ekip de var. Onlar çok sessiz kaldıkları için, onlar çok ezildikleri ve sözde ve dinlenmez hale geldiği için bu kadar hukuksuzluk ortaya çıktı. Diğer tarafta muhalefetin Özellikle Sayın İmamoğlu'nun sürekli hukuk demokrasi vurgusu yapması çok önemli, çok kıymetli. Sadece bu olay için değil. Bakın bizim ülkemizin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından MIT'de Davran Acemoğlu Hoca var biliyorsunuz. Darwin Hoca'nın iki tane çok kıymetli kitabı var. Herkese de çok tavsiye ederim. Bir Ulusların Düşüşü diye Düşüş. çok kıymetli bir evet. Bir de Dark Corridor. Orada çok güzel Meksika ile Amerika'yı kıyaslar. Bir ülke neden bu kadar fakir kaldı diye ve ne hatta orada Legolas diye bir kasabayı karşılıklı kıyaslar. Şu eğer siz ülkenizde hukukun üstünlüğünü egemen kılabilir iseniz siyasetin gücünü hukuk ile sınırlandırırsanız ve o ülkede herkes hukuki öngörülebilirlik, hukuki belirlilik içerisinde yaşadığını, günlük hayatının kararlarının siyaset tarafından al aşağı edilemeyeceğini, düzenin, siyasetin sadece düzenin küçük bir parçası olduğunu ve onun gücünün sınırlandırıldığını bilirse, işte o zaman siz Yabancı yatırımcıyı da çok kolay ülkenize alırsınız. Ülkenizi evrensel dünyanın aktif bir partneri, bir parçası haline getirir. Kişi başına düşünen milli gelirin 40 bin, 50 bin dolar olduğu yüksel, yoksulluğun ortadan kalktığı bir ülkeyi yaratabilirsiniz. Ama ne zaman ki Son 10 yılda hukukun üstünlüğü indeksinde 59. sırayda da 2014 yılında 2023'te 117. sıraya düştü. Çin'i yerden yere vuruyoruz. Ya Allah'ın Çin'i bizden 20 sıra ileride şu an. Biz eğer bunu toparlar isek bu saydığımız haksız hukuksuz uygulamalardan ders çıkartır. Siyaseti hukuk ile sınırlamayı başarabilirsek... Bu yönde bir anlayışı egemen kılabilirsek inanın Türkiye çok Kısa bir zamanda hem ekonomik anlamda hem sosyal yaşam anlamında hem de siyasetin rahatlaması anlamında fevkalade merhale kat edebilir. Bizim ne yapıp edip hukukun üstünlüğünü egemen kılma mecburiyetimiz var. Bu arada var. şunu da söylemek lazım. Dışişleri Bakanı, müsamere öğrencisi gibi oy toplarken Belçika'da Türkler öldürülme evet. tehlikesiyle karşı, karşı karşıya, karşıya kahveler basıldı. Evet. 16 yaşında bir Türk genci yaralandı. Belçika'da ülke ocakları yakıldı. Ama Dışişleri Bakanı bu ülkede oy topladı. Ülkenin İçişleri Bakanı İstanbul'da oy toplarken, oy topladığı süreç içerisinde 20 tane kadınımız daha acımasızca öldürüldü, öldürüldü. 20 tane kadınımız çocuklarıyla birlikte Öldürülen kadınlarımız var. Tam seçim öncesi yaptığımız cuma günü var ya program o gün galiba 9 kadın öldü bir günde. Bir günde 9 kadın, yani kadın, kadın. Bir günde 7 kadın. Bir günde 7 kadın. Yani şimdi ülkenin İçişleri Bakanı her gün şeye matematiğe sardı. Ee, kafes 4 7 ece işte 8 Cemal operasyonlar yapıyor artık. Hepsine isim veriyor. 54 operasyon. Operasyon yaparken bir de sürekli de bir de PKK'lı öldürüyor. Farkındasınız değil mi? Şu ana kadar bine yakın PKK'lı öldürdü. Şimdi bu durumda Süleyman Soylu ne oluyor? Yalancının en önde gideni oluyor. Çünkü Süleyman Soylu terörist sayısı yüzün altına düştü demişti. Ayakkabı numaralarına varana kadar biliyoruz demişti. Ali Kaya geldi geleli 1500'ün üzerinde terörist öldürdüm diyor. PKK'lı öldürdüm diyor. Yakaladıkları da hariç. Ama bu arada bu Ali Yellikaya kadınların ölümlerine dur diyemiyor. Dur diyemiyor. Bir günde yedi kadın, bir günde dokuz kadın öld öldürülen kadınlarımız var. Tam seçim öncesi yaptığımız cuma günü var ya program, o gün galiba dokuz kadın öldü bir günde. Bir günde dokuz kadın, yani kadın, kadın, bir günde kadın yedi kadın. Bir günde yedi kadın. Yani şimdi ülkenin İçişleri Bakanı her gün şeye matematiğe sardı. Ee, kafes 4, 7, Ece, işte 8 Cemal operasyonlar yapıyor artık hepsine isim veriyor. 54 operasyon. Operasyon yaparken bir de sürekli de bir de PKK'lı öldürüyor. Farkındasınız değil mi? Şu ana kadar bine yakın PKK'lı öldürdü. Şimdi bu durumda Süleyman Soylu ne oluyor? Yalancının en önde gideni oluyor. Çünkü Süleyman Soylu terörist sayısı yüzün altına düştü demişti. Ayakkabı numaralarına varana kadar biliyoruz demişti. Ali Kaya geldi geleli 1500'ün üzerinde terörist öldürdüm diyor. PKK'lı öldürdüm diyor. Yakaladıkları da hariç. Ama bu arada bu Ali Yelikay'a kadınların ölümlerine dur diyemiyor, dur diyemiyor. Bir günde yedi kadın, bir günde dokuz kadın öldürülüyor. O Murat Kurum için oy toplamaya gitti. Bir devlet adamı ciddiyeti vardı. Onu da yerle bir etti. Koskoca deme değişimde sen anladım ne demek istediğini şu. Hakan Fidan hakikaten geçen programlarda da söyledim. Mitin başındayken konuşmuyordu mübarek. Biz bir şey zannediyorduk bunu. Hala karizma falan bizi bir vurmaya devirir falan diye bir gece evden alır götürür. Korkumuzdan sokağa çıkamıyorduk Hakan Fidan'ın adını duyduğumuzda. Kekelemeye başlıyorduk. Şimdi geldi müsamere öğrencisi gibi Murat Kurum'u o isteyince lan hiçbir şey yokmuş adamda ya. Şimdi, yani e, dolayısıyla devlet ayaklar altına aldı sadece kendini değil. Şimdi devlet ayaklar altına aldı. geçmek istiyorum. Hem kadın cinayeti hem siyaseti birleştirelim. Şöyle bir şey fark ettim. Ee, arkadaşlardan rica edeceğim. Hem Gaziantep hem Beyoğlu çöpler toplanmıyor. E, ee, Beyoğlu'nun ara sokaklarında çöpler toplanmıyor. Halbuki öbür başkan Mazbatay'ı alana kadar eski başkanın e, bu emri vermesi lazım. Balıkesir'de Aynı başkan otobüs ücretlerini iptal etmiş yani. Balıkesir'de otobüs ücretlerini iptal etti. İndirimleri kaldırmış Kartları, ya. Evet. diyordu sormuş hesabını. Sancaktepe'de iftar verilmedi. Sonradan gerçi açıklama yapıldı. Hafta sonu seçime denk geldi falan filan diye ama yani <laughs> Ramazan bekliyor mu seçimi? Yani insanlar ya oruç iftar tutuyor. Bekliyor mu? İftar bekliyor mu seçimi? Şimdi niye kadın cinayeti diyorum biliyor musunuz? Ya siyasetin bizle kurduğu ilişki hani ya benimsin ya toprağın cinayetleri var ya kadın diyor ki adama gidiyor ben senden boşanmak istiyorum diyor. Adam da pompalıyı çıkartıyor. Var mı sen biz benden boşanmak istiyorsun? Öldürüyor. İşte kadın cinayeti. Bu ya benimsin ya toprağın. Bu siyaset de bizle böyle bir ilişki kurmuş. Ya ya benimsin ya toprağın ilişkisi. Beni seçmezsen sana hizmet yok. Beni seçmezsen çöpün toplanmaz. Beni seçmezsen işte yani hani insanlara ayrılırken gelmez. tanırsın ya. Ay ben o yüzden genç evlenmek isteyen kız kardeşlerime diyorum ki evlenebileceğiniz değil boşanabileceğiniz birini bulun diye. E, hakikaten ayrılırken tanıyorsun. Bakın o görüntüleri Emine rica edeceğim senden hem Beyoğlu'nda hem Gaziantep'te çöplerin toplanmadığı görüntüler var. Aynı şekilde işte Sancaktepe'de iftar verilmediği görüntüler Manisa'da, var. Manisa'da belediye başkanı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Manisa Belediyesi'nin 600 milyar üzerinde parasını çarçur ederken Allah razı olsun yeni seçilen başkan hemen müdahale edip durdurdu. Düşünebiliyor musun? Belediyenin paralarını satıyorlar. Birçok belediyede şu anda tazminatını vererek o kart bankamatik memurlarının tazminatını ödeyerek çıkartıyorlar. işten çıkartıyorlar ki yeni gelenden sıkıntı yaşamasın tazminatını da alsın. Bir de üstüne üstlük bedel ödemesin diye. Bursa'da mesela. Yani Bursa'da yapıyorlar. Hakikaten şu an o kadar korkunç şeyler dönüyor ki. Ya yazık ya. 22 yıl yönettiğiniz ülkede geldiğiniz duruma bakın. Acziyete bakın ya. Hem millete güvenmek lazım diyorsunuz. Milletin kararına saygılı olmak lazım diyorsunuz. Ne yapmışlar? Demek ki 22 yıldır ülkeyi o kadar pervasızca yönettiler ki. Bir daha gitmeyeceklerini düşündüler. Geldik artık her yer bizim dediler. Aman. Ve şu an bedelini ödüyorlar. Şeyh, Şehit, Kamili kim kim? Kim ya? Ya? Şehit Kamil'i kim kazanmıştı ki? İşte A CHP kazanınca. Yani CHP kazandı. Şehit hmm. Kamil'i. Hmm. O yüzden kalkmıyor. Anladım. Evet. şeyler Bu arada Manisa'da hazır mı? Manisa'da da çok acayip şeyler oluyor hakikaten. Bu Hint atasözü Cem Toker iyi bilir. Ee, birisi koltuktan kalkmamakta ısrar ediyorsa muhakkak altını pisletmiştir diye. Yani Büyük kalkta koltuktan kalkmamakla ilgili ve devamlı bir paralar bir bir şeyler Tuzla ile ilgili en son Ekrem İmamoğlu söyledi ya. Tuzla'da bir şeyler dönmüş ve bir türlü mazbatayı vermiyor falan Şimdi gibi. 20 yıl içinde en tepeden en aşağıya kadar bütün kademelerde yargı bize dokunamaz nasıl olsa. Ne yaparsak yapalım yargı bize dokunamaz. Adam kendi çıktı stüdyoda söyledi kendi milletvekilleri. Yasama bizde, yürütme bizde.